Gerçekten benim yoluma kimse gül dökmedi ama ben o gül dökülmüş yollarda gören insanları, yürüyen insanların mutluluğunu görünce kendim de sebeplendim. Kalbinde bir sızı oluştu mu? Hiç niye sızı benim falan gözümde? Yok. Tam mutlu oldum. Allah'ım böyle görüntüler görmek istiyorum, böyle gülen yüzler görmek istiyorum dedim. Siz de şimdi gülümseyeceksiniz. Valla çok hoşuma gitti sabah sabah. Bayağı işe giderken bayağı moral oldu bana. Çok güzel bir şey. Her bayanın istediği bir şey yani. Merdivenler sürprizi açıldı. Size yapılsa hoşunuza gider miydi aynı? Tabii ki gitmez mi yani? Güllü romantik üst geçitten yürüyenler kendilerini film platosunda sandı. Şaşırdım, ilk defa görüyorum. Avcılar'da bu üst geçitten geçenler romantik bir sabaha uyandı. Öyle ki üst geçidin merdivenleri, zemini kırmızı gül yapraklarıyla kaplıydı. Görenler gözlerine inanamadı. Merdivenden geçerken birbirine evlilik teklif etmiş gece zannettim. Birinin sevgilisi herhalde bir kutlama yapıyor diye düşündüm. Herkes farklı bir senaryo yazdı. Bazılarına göre kırmızı gül yapraklarının arkasındaki kişi evlilik teklif eden Mecnun, bazılarına göre ise af dileyen bir kocaydı. Çok güzel, ben beğendim. Üst geçidi ilk kez böyle görenler telefonlarına sarıldı. Şimdi ben de telefonu çıkarttım, çekecektim bir anda. Güzel, çok güzel. Harika bir şey, çok güzel bir şey yani. Kim düşünmüşse güzel düşünmüş. Çevredeki güvenlik kameralarını da atlatan meçhul romantiğin kimin yoluna gül döktüğü şimdilik anlaşılamadı. Şahane. Umarım daha sonra itinerli de temizlenmiştir diye düşünüyorum. Özellikle beyefendi tarafından. Sonuçta bu da etrafı bir şekilde kirletmek ama olayın önce güzel tarafından bakalım. Şimdi çok affedersin, beyefendi dedin. Nereden biliyoruz? Belki hanımefendi. Ha, yani evet, tahmini. Yani niye bu tür şeyler özellikle beyefendilere atfediliyor? Ha, çok şahane bir hareket bu arada ama hanımefendi de olabilir. Olabilir tabii canım. Niye olmasın? Yani hiç benzerini gördünüz mü duydunuz mu bilmiyorum gerçi ama sana hiç yapıldı mı böyle bir şey? Bu şekilde mi? Yok, belki yanlış yerlerde dolaşıyorum. Baksana avcılarım oraya ben yani mekan olarak biraz bana uzak. Demek ki mesela şirketten çıkınca sola değil de sağa dönsem evet, kim bilir nelerle karşılaşacağım. Vay arkadaş. Ya bak neler kaçırıyorsun. Avcılar aşkın ve sevginin ve romantizmin memleketi oldu bize. Harika. Gerçekten evet, çok güzel. Yani hiç, bunu şimdi başkasına yapılan bir jest bile bizi bu kadar mutlu ediyor. Yani görmek istediğimiz yani aslında mutlu olma açlığımıza da bak bir taraftan. Ben böyle mutlu insan gördüğümde hemen gözlerim dolar. Her neyse sebebi yani işte tabii ki her şey akla geliyor. Acaba ne yaptı da güllerle gönlünü almaya çalışıyor? Bu pesimist başka bir bakış açısı. Gönül alma hiç olayı değildir canım. Aa, ya niye da, illa bir şey mi yapacak yani? Her şeyin altında, her öküzün altında buzağı da aramayalım. Evet, var, adam yapmış ne kadar güzel ya da kadın her neyse evet, de ben mesela sümbül dökerdim. Evet. Papatya tık tık taneleri dökebilirdim. O da güzel. O da güzel. Evet. Çünkü güller pahalı olabiliyor. Evet günümüzde. Ama ben baktım yakından gerçek gül yaprağı değil bunlar. Olur yapay gül yaprakları, gerçek değiller. Aa, o zaman ciddi evet, bir çevre felaketi bak. Yani her türlü öyle aslında. Hmm. Yani bakıldığında mutlaka bu temizlenecektir. Fakat şu andaki fikir ve görsellik beni benden aldı. Yani ben bunu yer altılmış herhangi bir şey gibi görmek istemiyorum burada. Evet. Bak çoluk çocuk gelen geçen herkes ah keşke diyerek buradan yürümüş. Belki de gerçektir bilemiyorum fakat sanki değil. Parayı da saçmış çünkü eğer gerçekse. Yani bir de güvenlik kameralarını bile atlatıp da bunu yapması saça saça gitmiş. Başka şeyler de olabilirmiş. Güvenlik kameralarını atlatmak da ne demek öyle? Yapmayın kardeşlerim. Hadi bakalım inşallah tez zamanda bir izdivaça şahit olacaksak 3 çocuklu, 5 çocuklu çıksınlar güzel bir ortaya. Evet izdivaça inşallah eşlik ederiz. O gül dökülen kadın oluruz. Bendim ya da işte kimse ben bir görmek isterim açıkçası o mutlu çifti. Avcılar bu işin merkezi, onu anladım. Güzel. Bundan sonra avcılara yerleşiyorum. Bak aynen.